İnan bana, çok üzgünüm. Kendimi suçlu hissediyorum. Böyle saçma bir şey yapabileceğini nereden bilebilirdim ki? Yoğun bakım devresini atlattı. Bu tam olarak iyiye gidiyor anlamına gelmez. Şu anda yarı bitkisel hayatta. Yaşamsal faaliyetleri serum ve ilaçlarla desteklenmektedir. Peki bu ne kadar sürecek? Kesin bir şey söylemek güç. Yaşadığı müddetçe böyle de kalabilir. Ya da çok nadir rastlanan ani bir şokla düzelebilir. Çocukluğumuz beraber geçti. Eski haline dönmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Tıbbi açıdan gerekli her şey yapıldı. Hı hı. Bundan sonrasını bekleyip göreceğiz. Lokalde buluşalım mı? İstersen önce bir yerde yemek yiyip sonra gidelim. Ne dersin? Lokalde aradığımız her şey var. Ayrıca masrafa ne gerek var hayatım? Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güzelim. Çıkmak üzereyim. Ne istiyorsun? Ne demek ne istiyorsun? Beni kovuyor musun yani? Sana habersiz buraya gelme demedim mi? Hem nereye gidiyorsun bakayım sen? Sana hesap mı vereceğim? Vermek zorundasın. Ben senin erkeğinim. Hiç de değil. O eskiden de. Çabuk git şimdi buradan. Demek öyle ha? Sana bunun hesabını soracağım. Bunu ağır ödeyeceksin. Çabuk defol elimden! Çok üzgünüm sevgilim. Niçin? Bugün hiç şansın yoktu. Evet, maalesef. Epeyce kaybettin. Beni düşündüğüne sevindim. Tabii sevgilim. Senin kaybın benim kaybım sayılır. O kadar üzülme. Kumar bu. Ne demişler? Kumarda kaybeden aşkta kazanırmış. Sana tapıyorum sevgilim. Ben de sana güzelim. Merhaba
Merhaba. Sen. Evet, ben. Seni görmek bile istemiyorum. Derhal terk et evimi. Bu kadar sinirlenme, gideceğim tabii. Ama önce payımı istiyorum. Ne payı? Neden bahsediyorsun sen? Kumarhanede poker Neco ile döndürdüğün dolaplardan haberim var. Aa, ne demek istiyorsun? Nazife, sen mutfağa git. Ben aptal değilim. İnkar etmeye kalkma. Alçak herif. Beni o poker Neco adisi ele verdi, değil mi? Hayır. Henüz haberi yok senden. Sonra sıra ona da gelecek. Şimdi ver payımı. Benden zırnık alamazsın. Defol evimden. Demek öyle. Bundan sonra olacaklardan ben mesul değilim. Kumarhaneye ve Sinan'a her şeyi anlatacağım. Dur, ne dedin? Kumarhane kurallarını bilmiyorsun herhalde. Böyle bir suçu hayatta cezasız bırakmazlar. Ayrıca başın Sinan'la da derde girecek. Belki de yaşatmazlar seni. Sen çok aşağılık bir fahişesin. Sinan'ı benden kaptın. Bu yaptığın aşağılık olmuyor mu? Dizginler elimde güzelim. Bekle. Al. Ne bu? Daha. Daha ne? Bir bu kadar daha istiyorum. Diğer günler için de ayrı. Sen çıldırmış olmalısın. Dediğimi yapmazsan gözün yaşına bakmam, bunu bilesin. Şu an başka param yok. Şimdi gidiyorum ama geri kalan para için sana 2 gün mühlet veriyorum. Alçak kalleş. Alo? Ben Bora. Ay yine mi sen? Lütfen, lütfen dinle beni. Sen ne laf anlamaz insansın. Bora sakız gibi yapıştın be, yeter artık. Ne olur, bir hata yaptımsa bağışla beni, lütfen. Yalvarırım. Bir daha arama beni, son kez söylüyorum sana. Alo, alo. Of. Ulan ben sana arama demedim mi orospu çocuğu? Ne oluyor? Orada mısın? Ne oluyor dedim. Şey, özür dilerim hayatım. Bir telefon sapığı dadandı da seni o sandım. Evet. Oluyor böyle şeyler. Tekrar özür dilerim. Önemi yok. Hemen Ankara'ya gitmem gerekiyor. Seni onun için aramıştım. Ankara mı? Nereden çıktı şimdi bu? Bakanlıkta bir kredi işim var. Onu halletmem gerekiyor. Başarılar diliyorum. Seni özleyeceğim. Ben de seni güzelim. Şimdilik hoşça kal. Of. Alo. Merhaba Jale. Sinan sen. Evet ben. Şaşırdın galiba. Hayır desem yalan olur. Bunu neye borçluyum? Biz eski dostuz. Eski dostlar düşman olmaz. Yanılıyor muyum yoksa? Aslında sana çok kırgınım. Eskiden sevgiliydik. Şimdi bir dost olarak arıyorum seni. Kabul eder misin? O zamanki öfkem geçti. Aramana hem şaşırdım hem sevindim. Anlayışına teşekkür ederim. Pekala. Senin için ne yapabilirim? Ben birkaç günlüğüne Ankara'ya gidiyorum. İşlerim var. Senden ricam Suzan'ı takip etmen. Anladım. Sen cin gibi bir kadınsın. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Madem ki dostuz, isteğimi geri çevirme. Bu konuda sana güveniyorum. Evet, geri çevirmeyeceğim. Ve bu görevi büyük bir zevkle üstleneceğim. Tekrar teşekkür ederim. Sen gerçekten iyi bir dostsun. Bu kadar çok teşekküre gerek yok. Göreceksin, bu kuşkundan haklı çıkacaksın. Senden haber bekleyeceğim. Hoşça kal.
iki cambaz bir ipte oynayın bakalım. Konuşabilir miyiz? Şimdi işim var, olmaz. Bir hatam olduysa özür dilerim. Bunu telafi etmek için her şeyi yaparım. Seni çok seviyorum. Bunları sonra konuşuruz. İşim var dedim ya. Lütfen sevgilim, eskisi gibi olmamız için her şeyi yapmaya hazırım. Sen ne laf anlamaz insansın. Sakız gibi yapıştın be, yeter artık. Benim sensiz olmam imkansız. Lütfen bana şans tanı. Ne eskisi, ne şansı? Film mi çekiyoruz burada? Çekil git başımdan. Yalvarırım, beni anlamaya çalış. Sensiz yaşayamam. Oğlum bak, ben ayran gönüllüyüm. Bir an hoşlandım, hevesimi aldım, bitti. Hayır, bitmedi. Bizim aşkımız ölmez. Uf, çattık. Evet, aşkımız bitmez. Aşkımızın büyük olması için Leyla ve Mecnun gibi olmalıyız. Yani hasret ve ızdırap çekmeliyiz ki dillere destan olsun. Sahi mi söylüyorsun? Tabii. Beni sevdiğini biliyordum zaten. Tabii seviyorum ama sen benim söylediklerimi unutma. Olur mu sevgilim? Peki, unutmam. Aferin, işte böyle ol. Hello bebek. Merhaba Recoş. Annen neredesin kız? Buralardayım işte. Seni gördüğüm çok iyi oldu. Ben de kimi bulurum diye düşünüyordum. Biliyorsun, ben eskisi gibi değilim. Biliyorum. Özel biri olmasa sana teklif etmem. Eskisi gibi her teklifi kabul etmiyorum. Ay, özel biri olduğunu söyledim ayol. Aynı zamanda çok da bonkör, çok paralı. Bildiğin gibi değil ayol. Olabilir, bekle, beraber çıkalım. Hadi yavruşum. Ay, yakışıklı. Ne haber Jale? Seninkiyle konuşmuyorsunuz galiba. Evet, dargınız. Arkadaşlığınız zaten kavgayla başlamıştı. Yine barışıyorsunuz. Canı cehenneme. Canı cehenneme mi, cennete mi bilmem. Ama Vecoş bağlantıyı kurdu yine. Manyak mısın be? Az daha ezecektiniz beni. Gözünüz kör mü? Manyak seninle bendir ulan. Ne konuşuyorsun sen be? Delikanlısın ha? Hatunlara mı delikanlının? Bize çat bakalım. Kız, hadi göster. Durun bir dakika, durun. Durun. Al bakayım. Al şunu. Seni kerek seni. Ulan var mı öyle numara ha? Bize ne var mı lan? Adamı oyuyoruz ulan. Bir daha görmeyeceğiz bu karıyı. Anladın mı lan? Kız öyle dövülmez. Böyle dövülmez. Şefek. Al bakalım. Vur lan! Lan kalmadı ha! Al sana! Yeter! Yeter çocuklar, tamam hadi gelin. Bundan sonra daha dikkatli davranırsın artık. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk.
Ayağımın tozuyla Ankara'dan ilk sana geldim. Buna değecek. Telefonda da izah ettiğim gibi, ilk günden beri sana ihanet ediyor. Bunu bana ispatlayabilir misin? Evet, ispatlayabilirim. Recoş adında bir pezevenkle çalışıyor. Evet, seni dinliyorum. Recoş ile tanışmanı sağlayacağım. Gerçeği göreceksin. Suzan senin döndüğünü biliyor mu? Hayır, henüz haberi yok. Güzel. Bu umduğumdan da kolay olacak. Şimdi planımı anlatayım. Sinan Bey. Evet, benim. Otur. Göster bakalım meleklerini. Hepsi birbirinden güzel. Seçmekte zorlanacaksınız. Göreceğiz bakalım. Bunu istiyorum. Ücreti önemli değil. Gerçekten zevkli birisin. Ne zaman arzu edersiniz? En kısa sürede. Tabii. Ay çok bonkör kız. Adam da para bok gibi. Aman iyi memnun et. Yüzünü seveyim. Bonkör para çok. İşte tamam. Yavrum. Yeter artık. Ha? Sen şurada bekle biraz. Yakışıklım kraliçanı getirdim. Tamam Recoş. Senin işin bitti. Gidebilirsin. Emredersin. Hadi Suzan göreyim seni. Memnun et kocanı. Kurallarımı sana baştan söylemiştim. Daha Ankara'ya gittiğim ilk gün bana ihanet etti. Lütfen izah edeyim. Bak dinle beni. Bu iş burada biter. Gidiyor musun? Tam vaktinde gelmişim. Az daha geç kalsaydım seni bulamayacaktım demek. Ne işin var benimle? Seni görmek istemiyorum. Paranın geri kalan kısmını almaya geldim. Ne parası? Bana bak pis fahişe. O kadar az parayla beni susturamazsın. Kumarhanedeki döndürdüğün dolapları anlatırım yoksa. Sen çok alçak biriymişsin. Benim hakkımda düşündüklerin beni ilgilendirmiyor. Parayı veriyor musun? Yoksa benden günah gitti. Bunu senin yanına koyar mıyım sanıyorsun? Bırak yakamı. Beni korkutamazsın. Sana 24 saat süre tanıyorum. Parayı verdin verdin. Vermezsen gerisini sen düşün. Çekil başımdan kalleş. Unutma 24 saatin var. Bu son şansın. Suzan. Suzan. Bir sen eksiktin. Allah'ım bana sabır ver. Suçum ne? Seni seviyorum. Çekil başımdan be. Suzan. Suzan. Siz durun. Kaya. Kaya dur. Dargın mısın bana? Pek sayılmaz. Senden özür dilerim. Önemli değil. Moralim çok bozuk. Al şunları, mal alırsın. Gece seni evde bekleyeceğim. Çok ihtiyacım var. Gelince konuşuruz. Al hadi, tamam mı? Peki, tamam. Geleceğim. Gece bir de bende ol. Tamam, anlaştık. Gidelim. Merhaba. Merhaba Recoş. Suzan'ı arıyorum.
Az önce buradaydı ama gitti. Nereye gitti? Çok önemli. Onu bulmalıyım. Ne bileyim ben? Nereye gittiğini söylemedi. Cep telefonundan arar. Aramaz mıyım ayol? Sabahtan beri oluş sahası dışında diyor hep. Akşamlar güzelim. Çok sinirlisin, yardımcı olabilirim. Çekil başımdan. İnsan ortağına böyle mi davranır, sana yakıştıramadım. Bana bak, üzerime gelme, sonra fena olur. Hareketlerine dikkat et, yoksa her şeyi anlatırım. Aşağılık. İşte insanı böyle yaparlar. Benim kim olduğumu öğrendin sanırım. Senden üstünlüğümü ispatladım ve ben kazandım. Yeter dedim be! Bu darbe gün geçtikçe daha çok çıldırtacak seni. Yeter, yeter dedim! Bu arada hatırlatayım. Borcunu ödemen için bugün son günün. Kahrol Emi! Thank you.
80-73. 80-73 merkez dinliyorum, tamam. Bir cinayet ihbarı geldi. Adresi bildiriyorum. 80-73 dinlemedi. Esentepe Kantinci Sokak 13 Taksim 20. Anlaşıldı. Olay mahalline gidiyoruz, tamam. Hiçbir yere dokunulmasın. Delilleri araştırın. Görgü tanığı gelsin. Tamam. Merkez 80-73. Merkez dinlemede. Bilinen yere gelindi. Konu doğrudur. Bilahare bilgi vereceğim. Anlaşıldı. Olayı anlatır mısınız? Ben temizlikçiyim. Sabah geldiğimde Suzana'nın ölüsüyle karşılaştım. Hemen haber ettim. Adı Suzan demek. Kapıyı nasıl açtın? Anahtar vermişti bana. O olmasa da gelir temizliğini ve yemeğini yapar, akşam giderdim. Ne zamandır çalışıyorsun? Bir yıl olacak neredeyse. Peki kimin nesi bu Suzan? Geleni gideni çoğuydu. Eli cömertti. Ben işimi yapar giderdim. Etlisine sütlüsüne karıştırmazdı. Ama iyiydi. Peki ailesi nerede? Valla annesi var, babası yok galiba. Yanına eski komşusu Elif diye bir kız gelmişti. O anlattı bana. Sultanbeyli mahallesinde oturuyormuş. Hala annesi orada. İyi de o Elif nerede şimdi? Valla 2 ay kadar önce intihar mı etmiş ne? Yani öldü mü o kız? Hayır, ölmemiş. Hala hastanede. Suzan Hanım ona çok üzülürdü, hep giderdi. Başka bildiğim yok. Görgü tanığının ifadesi zapta alınsın. Gerekirse sizi tekrar ararız. Şöyle buyurun. Amirim kapıcıyı getirdik. Gelsin. Gel. Buyurun. Sen ne biliyorsun Suzan Hanım hakkında? Vallahi duyunca şaşırdım be amirim. Gelene gideni çok dönme, apartmanda kimseyle de görüşmezdi. Hı hı. Ben gece 11'de yatakta olurum. Erken yatıp erken kalkıyorum. İfadesi zapta geçirilsin. Peki. Susan. Sevgilim, sana kim kıydı? Sen de kimsin? Suzan'ı nereden tanıyorsun? Benim sevgilimdi o.
amirim, cinayetle ilgili bilgi verir misiniz? Gece yarısı boğularak öldürülmüş. Katil kim belli mi? Faili meçhul, araştırıyoruz. Maktulün adı ne? Suzan diye tanınıyor ama asıl adı olduğunu hiç sanmam. Peki kim bu? Henüz erken. Başka vereceğiniz bilgi? Şimdilik bu kadar. Ceset morga götürülsün. Balistik raporu hazırlansın. Ben delikanlıyla biraz görüşeceğim. Merkez, cevap ver merkez. Evet, dinliyorum. Cevap ver. Seni tanıyalım. Kimsin? Adım Bora. Üniversitede okuyorum. Kimin nesisin? Babam Adil Soyluer. Kuyumcu dükkanımız var. Şimdi bana Suzan'la olan hikayeni anlat bakalım. 2 ay kadar önceydi. Arkadaşımla bir bara gittik. Suzan'ı ilk orada gördüm. Çok güzeldi. Gözümü ondan alamıyordum. O da bana baktı. Gülümsedi. Bak, şu kız sana iş atıyor. Hangisi? Şu karşıdaki sarışın. Evet, deminden beri bana bakıyor. Çok güzel bir kadın. Bora, hadi. Git konuş onunla. Arkadaşını da bana ayarla. Ben mi? Tabii sen. Hadi oğlum. Hayır, ben yapamam. Ya korkma, cesaretlen biraz. Hadi oğlum. Merhaba, rahatsız ediyorum. Oturabilir miyim? Tabii. Merhaba. Adım Bora. Ya sizin? Benim Suzan. Bu da Elif. Kendiniz gibi adınız da çok güzel. Beni güzel mi buluyorsunuz? Evet, çok güzelsiniz. Arabam var. Biraz dolaşalım mı? Suzan, bir dakika gelebilir misin şeker? Bir dakika. Gel. Otur, şöyle otur, sana söyleyeceklerim var. Şekercim, bir barı buldum. Vallahi herifte tomarla para var. Paraları nereye koyacağını bilmiyor. Her tarafı para dolu böyle. Orada burada hep para. Ah, göreceksin. Tamam, bekle beni. Sana telefonumu vereceğim. Yarın 2'de ara beni. Tamam mı? Yarın mı? Neden bugün değil? Bugün olmaz. Yarın ara. Tamam mı? Peki. Yaz numaramı. Tamam. 285, 65, 75. Elif, hadi seni eve bırakayım. Benim biraz işim var. Hadi kızlar, acele edin. Çabuk çabuk. Suzan'la ilk defa böylece o barda tanışmış olduk. Onunla konuşan adam nasıl biriydi? Erkekti ama pek erkeğe benzemiyordu. Nasıl yani? Kıyafeti, konuşmaları daha çok kadını andırıyordu. Evet, anladım. Sonra? Ertesi günü iple çektim. Randevu almak için telefon açmam gerekiyordu. Çok heyecanlıydım. Belki de numara yanlış olabilirdi. Onu bir daha görmeyebilirdim. O ara babam bankaya gitti. Tereddüt ederek telefonun numaralarını çevirdim. Alo.
Yukarıdan telefon çalıyor. Geliyorum. Alo. Suzan, merhaba. Ha, merhaba. Ben Bora. Nasılsın? İyiyim. Sana bir adres veriyorum. Çabuk yaz. Tamam, yazıyorum. Kuşkum boşunaymış. Dünyalar benim olmuştu. Bana adresini verdi, bekliyordu. Az sonra babam döndü. Şimdi sıra babamdan arabayı almaya gelmişti. Önce olmaz dese de yalvarmama dayanamadı. Dikkatli kullanmamı tembihleyerek anahtarı verdi. Cep telefonunu önceden halletmiştim. Hemen yola çıktım. Az sonra Suzan'ın verdiği adresteydim. Alo. Ben Bora. Verdiğin adresin önündeyim. Geliyorum, bekle beni. Hoşça kalın. Her gün başka bir erkek. Nasıl olabilir? Aklım almıyor bir türlü. Bana da çok ters geliyor. Burası nasıl? Güzel değil mi? Evet, güzel manzara. Peki ne yapacağız şimdi? Oturup bir şeyler içeriz. Peki ya sonra? Sen nereye istersen oraya gideriz. Hala anlamadın. Hoşlanıyorum senden. Ben de sizden. Hem de çok. Beraber olmayacak mıyız? Ne? Garson yerin falan yok mu senin? Hay Allah, nasıl da düşünemedim. Bildiğin ıssız bir yer falan yok mu? Ben... Anlaşıldı. Bu iş de bana kaldı. Atla arabaya. İşte burası güzel. Kimseler de yok. Kim bilir kaç kızın canını yakmışsındır. Hayır, kimseyi incitmedim ben. O manada demedim. Evesini aldıktan sonra terk ettiğin kızlardan bahsediyorum. Hayır, hiç öyle olmadı. Ne tuhafsın sen ya. Hiç kız arkadaşın falan yok mu senin? Var tabii. Peki ne yapıyorsun onlarla? Kafeye, sinemaya, izin alabilirlerse diskoteye gidiyoruz. Yazın da havuza. Ne yani? Hiçbir kadınla yatmadın mı sen? Hayır, yatmadım. Bu çok hoşuma gitti doğrusu. Seni erkek yapan ilk kadın ben olacağım demek ki. Hayatımın en güzel anını ilk defa Suzan'la birlikte orada yaşadım. Seni dinliyorum, devam et. Ondan sonra birkaç kez daha birlikte olduk. Ama sonra ne oldu bilemiyorum. Bana eskisi gibi davranmamaya başladı. Neden? Neden olduğunu bilmiyorum. Bunu öğrenmeye çalışıyordum. Bilmeden bir hata yaptımsa hatamı telafi etmek için her şeye razıyım. Ama ne yazık ki o yok artık. Anlat bana olanları.
Dediğim gibi, sürekli peşindeydim. Kendisiyle konuşmak, eskisi gibi olmak istiyordum. Ama o artık bana eskisi gibi davranmıyordu. Aksine azarlıyor, hatta tersliyordu. Bana neden kızmıştı bilmiyordum. Onsuz olmama imkan yoktu. Seviyordum onu. Eskisi gibi olmak istiyordum Suzan'la. İşte size her şeyi anlattım. Sevgilim Suzan yok artık. Çok üzüntülüyüm. Zamanla unutursun. Hayır. Hayatım boyunca unutamam onu. O benim ilk sevgilim. Onu son olarak ne zaman gördün? Dün. Şey, iki gün önce filan barda gördüm. Peki öldüğünü nasıl öğrendin? Özür dilemek için gelmiştim. Ama kapıda öldüğünü öğrendim. Suzan, sevgilim. Başın sağ olsun. İfadeni zapta alacaklar. Sonra gidebilirsin. Ama benden izinsiz İstanbul dışına çıkamazsın, tamam mı? Peki efendim. Alo. Ben Sinan. Gazetedeki haberi gördün mü? Hayır, ne var? Suzan'ı öldürmüşler. Kim? Neden? Bilinmiyor. Katili meçhul. Çok üzüldüm. İnanmak çok güç. Ama gerçek bu. Senin bu kadar üzüleceğini tahmin etmiyordum. Çünkü son zamanlarda kedi köpek gibiydiniz. Her ne kadar düşman olsak da gene de üzüldüm. Nihat abi! Ne bu telaş? Yandım abi. Ne oldu? Abi Suzan abi. Ne olmuş Suzan'a? Öldürülmüş abi. Yazık oldu ya. Of. Güzel kızdı. Ben ne yapacağım şimdi? Korkuyorum. Korkacak ne var ya? Beni sorumlu tutacaklar. Allah Allah. Sen mi öldürdün? Yok abi. Ne alakası var? Neden korkuyorsun öyleyse? Onunla ilişkimi herkes biliyordu. Allah Allah. Sen böyle telaşlanıp panik yaparsan olacağı o. Serin kanlı tamam, rahat ol tamam, ya. Tedirgin tamam. Olma oğlum. Eskiden sevgiliydik. Sonra aramıza Suzan girdi. Ayrıldık. Ve şimdi yine sevgiliyiz. Evet. Hayat bu işte. Ölen ne ölünmüyor. Olan zavallı Suzan oldu. Sence kim öldürmüş olabilir? Bunu bulmak polisin işi. Tabii ki öyle. Ama ne de olsa senin sevgilin de. Biliyorsun ki ayrılmıştık. Çok koşan çabuk yorulur. Gel biz kendi işimize bakalım. Evet haklısın. Kimin ne zaman ne olacağı belli değil. Dünyada yaşarken nimetlerinden faydalanmak en akıllı iş. Ama kurallarım senin için de geçerli. İşte şimdi kırıldım. Sana ihanet etmek aklımdan bile geçmez. Öyle olmasını temenni ediyorum. Al şu parayı. Olay burada kapansın. Sen de bir süre ortada gözükme. Tamam. Bir dakika. Buyurun. Polis. Ne? Polis mi? Ne istiyorsunuz benden? Suzan'ın ölümüyle ilgili araştırma yapıyoruz. Ne? Suzan öldü mü? Evet. Haberiniz yok mu? İlk defa duyuyorum. Zavallı Suzan, yazık oldu.
Arkadaştınız. Nasıl haberiniz olmaz? Evet, arkadaştık. Ama son zamanlarda dargındık. Yani görüşmüyorduk. Peki, bize Suzan'la olan hikayenizi anlatın. Ah zavallı Suzan. Onunla tanışmamız enteresan olmuştu. Ben kuaförümde saçımı yaptırıyordum. O sırada sarışın bir kadın yaklaştı. Merhaba. Merhaba. Mustafa, benim işim acele. Beni çabuk yapacaksın. Görüyorsun, işim var. Ama benim acelem var. Geç kaldım zaten. Hey, biz burada eşek başı mıyız? Sen ne karışıyorsun? Benim saçlarım yapılıyor, görmüyor musun? Görsem ne olacak? Bana bak, benim kafamı attırma. Atsa ne yaparsın? Bana he? Evet, sana. Şimdi sana haddini bildiririm. Kim kime bildirecek durun bakalım? Kızlar, ne yapıyorsun? Durun. Ayrılın, yapmayın. Aa, yok kızlar, yapmayın öyle. Ay, birbirinizi parçalayacaksın. Ay, yüzünü... Sen karışma. Abi, bir şey... Sen karışma dedim. Vurmayın kızlar. Ah, kemiklerim. Gel buraya. Ay, vurmayın. Parça gel buraya bakayım. Ah. O olaydan kısa bir süre sonra onunla bir barda tekrar karşılaştık. Merhaba. Merhaba. Oturmaz mısın? Tabii. Dargın mısın bana? Hayır, dargın değilim. Ben kin tutmam. Ne içersin? Bir meyve kokteyli alırım. O gün yaptığımız büyük aptallıktı. Ben de aynı fikirdeyim. Tanışmamızın şerefini o halde. Şerefe. Çoğu zaman günlerimiz birlikte geçmeye başlamıştı. O saçma kavgadan sonra anlaşan iki dost olmuştuk. Onunla aynı evde kalan Elif diye bir kız vardı. Bazen onu da yanında getirirdi. Birlikte geziyorduk. Samimi arkadaştık artık. Günlerimiz hep beraber geçiyordu. Fakat sonradan eskisi kadar görüşmez olduk. Ara sıra karşılaşıyorduk. Peki Suzan'ı kim öldürmüş olabilir? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öldüğüne inanmak istemiyorum. Onu en son ne zaman gördünüz? O akşam kulübe gelmişti. Ama fazla kalmadı ve gitti. Düşmanı var mıydı? Arkadaşı olarak bir şeyler bilmen gerekir. İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Zavallı Suzan. Erkek arkadaşı falan yok muydu? Kaya adında bir mankenden söz ederdi. Eski sevgilisiymiş. İnanın başka bir şey bilmiyorum. Bu Kaya'yı nereden bulabiliriz? Bilmiyorum. Sadece manken olduğunu biliyorum. Ama olduğu da tartışılır. Nasıl yani? Şimdilerde birçoğu mankenim diye geçiniyor. Ne bir kasta ne de bir defilede gördüm. Ne de adını duydum. Bütün söyleyeceklerim bu kadar mı? İnanın ki başka bir şey bilmiyorum. Peki o Elif adındaki kıza ne oldu? İntihar ettiğini duydum. Ama ölmemiş, bir hastanedeymiş. Peki, teşekkür ederim. Sizi rahatsız ettik. İnanın daha fazla yardımcı olmak isterdim. Yeni bir şey hatırlarsanız bizi telefonla bulabilirsiniz. Hoşça kalın. Tabii, güle güle. Teşekkür ederiz.
Etrafta olağanüstü bir durum yok. Ama yine de korkuyorum. İçimden bir ses bir süre eve gelmememi söylüyor. Ama başka gidebilecek bir yerim yok. Nihat pezevengi onda kalmamı istemedi. Bir daha şeytan görsün yüzünü. Bakkala uğrayıp bir şeyler alayım. Bakkal Ali'nin kulağı deliktir. Bir şey duymuşsa söyler. İşimiz Allah'a kaldı. Ya güle güle, hadi güle güle. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyur. Nasılsın amca, iyi misin? İyi, sağ olasın. Bana bir tane ekmek, evet, üç tane bira, yanında da çerez istiyorum. Üç bira, bir çerez yanında. Şöyle 100, 200, 350. Hı. Al bakalım. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Gelsin. Güle güle. Kolay gelsin. Güle güle. Buralarda bir yerde olacak. Şu bakkala soralım. Merhaba. Buyurun beyler, hoş geldiniz. Sana birini soracaktık, evi buralardaymış. Şayet tanıyorsam, hizmette kusur etmeyeceğimden emin olabilirsin. Adı Kaya, genç yakışıklı biri. Mankenlik yapıyormuş kendisi. Ha, bu bizim Kaya olmalı. Ama durun bakalım. Siz kimsiniz? Neden arıyorsunuz onu? Biz polisiz, işte kimlik kartım. Ha, o zaman iş başka. Az önce alışveriş yapıp evine gitti. Ben size evini göstereyim, gelin peşimden. Sağ polise olun. Hizmet etmek bizim için görevdir. Buyurun. Aç kapıyı. İçeride olduğunu biliyoruz. Aç kapıyı. Açmazsan kıracağız. Şu tarafta. İşte orada. Kaçıyor. Sen arkadan dolan. Suzan'ı neden öldürdün? Suzan mı? Evet, neden öldürdün? Hayır, hayır ben öldürmedim. Neden kaçtın öyleyse? Korktum, sadece korktum. Neden korktun, söyle! Konuş! Anlat hadi! Ben bu kızı reklam ajansında tanıdım.
Arkadaş olduk. Arkadaş olduk onunla. İyi bir kızdı. Bende kalmaya başladı. Seviyordu beni. Ama işler iyi gitmiyordu. Yükselmesi için bir desteğe ihtiyacı olduğunu, böyle birinin de hazır bulunduğunu söyledim. Ama hep itiraz etti. Nihayet bir gün... Of, yine iş yok. Bu işler böyle. Bir gün olur, sonra bir ay oturursun. Garson geliyor. Haberin olsun, bende hiç para yok. Merak etme, bende çay içecek kadar para var. Ne arzu edersiniz? İki çay lütfen. Tabii. Karnım da öyle aç ki anlatamam. Ben de açım. Evde de hiçbir şey yok. Bakkal ve kasabada borç yükseldi. Uf, ne yapacağız şimdi? Ya bin defadır söylüyorum. Dilim de tüy bitti. Yine aynı şeylere dönmeyelim. Peki peki. Senin kadar dik kafalı birini görmedim. Sağ ol. Belki de haklısın. Oh, nihayet be. Ben telefon edip geliyorum. Hey, dur. Dursana be. Alo, Nihat abi. Evet. Abi, Suzan işi tamam. Aferin be, bitirim adamsın. Abi sen. Dinle şimdi, durumumuz berbat. Oğlum, hallederiz. Sen her zamanki yere getir onu. Tamam abi, hemen oraya gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Kalk kalk kalk. Ne? Hadi kalk gidiyoruz. Ne oluyor hadi. Ya? Hadi kalk. Yürü. Dursana. Yürü gidiyoruz. Öf. Çabuk ol çabuk. Thank you.
Suzan bir süre Nihat Bey ile oturdu. Nihat Bey hediyeler ve paraya boğdu Suzan'ı. Fakat Nihat Bey bir kadına fazla takılmaz. Peki ya sonra? Sonra Suzan bir ev kiraladı kendine. Dayadı döşedi. O artık hayat kadını olmuştu. Ara sıra gidiyordum ona. Merhaba kraliçe. Merhaba. Bak, sana ne getirdim? Hayır, istemem. Hadi bırak nazlanmayı. İstemem yan cebime koy, numaralarını yutmam ben. Bak, saray gibi evde oturuyorsun artık. Evet, yokluk günleri geride kaldı. Bana minnet borçlusun, unutma. Aslında iyi mi yaptım, kötü mü yaptım hala bilemiyorum. Hadi kraliçe gibisin. Bir elin yağda, bir elin balda. Paraları da cukka ediyorsun, daha ne? Para için değer miydi bunlara, hiç bilemiyorum. Hadi bana bir sigara getir de efkar dağıttırayım sana. He? Al. Oo, gel bakalım buraya, gel. Harika. İşte Suzan'la olan ilişkim hepsi bu. Öldürüldüğü gece neredeydin? Kiminleydin? Evdeydim. Bunu bize ispatlayabilir misin? İspatla. Hadi ispatla. Nasıl ispatlayabilirim ki? Onu sen öldürdün. Onu sen öldürdün. Neden öldürdün? Onu sen öldürdün. Neden yaptın bunu? Hayır. Konuş. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ona gitmedin mi? Gitmedim. Neden? Gittin ve sen öldürdün. Sen anlat öldürdün. Bunu. Aranızdaki mesele neydi? Söyle. Aradan bir süre geçmişti. Suzan artık gecelerin kadını olmuştu. Bana yüz vermemeye başlamıştı. Yine bir gün onun yanına gittim. Bana ters cevaplar vermeye başladı. Üstelik kovdu. Sinirlenmiştim. Ona bir tokat attım. Yere düştü. Benden bu tokadın intikamını alacağını söyledi. Önemsememiştim. Ama yanılmışım. Çok kısa bir süre sonra yanına arkadaşlarını alarak beni dövdürttü. Fena hırpalanmıştım. Artık uğramaz olmuştum. Görüşmüyorduk. Fakat bir gün yine karşılaştık. Arkadaşları yine yanındaydı. Onları görünce yolumu değiştirmek istedim ama bana seslendi. Yanıma geldi, özür diledi. Bana para verdi. Ve gece beklediğini söyledi. Duydum ki o gece öldürülmüş. Ama o gece yemin ederim ki oraya gitmedim. Yalan söylüyorsun. Konuş, doğruyu söyle. O gece söyle. Eve gittin ve onu öldürdün. Hayır. Öyle değil mi? Hayır. Söyle, hayır, yalan hayır, söyleme hayır, bana. Söyle. Bütün gerçekleri doğruya anlatmanı gittin. İstiyorum. Konuş benimle. Anlat hayır, gerçekleri. Yalan söylüyorsun. Anlat bakalım. Kızı şimdiye kadar kimlerle tanıştırdın? Kimlere sattın? Birçok iş adamıyla tanıştırdım. En son kimle tanıştırdın? En son kimle hatırlamıyorum. Ama ısrarla onunla tanışmak isteyen biri vardı. Bana çok para verecekti. Onunla tanıştıracaktım. Onu gün boyu aramama rağmen bir türlü kendisini bulamadım. Bulamadım. Nihayet geç vakit evine girerken yakaladım onu. Peşini bırakmayan, sadık bir köpek gibi sürekli onu bekleyen o toy çocuk da oradaydı. Onu hemen oradan uzaklaştırdım. Suzan'ı götürmem gerekiyordu. Ama o beni kabul etmedi. Ne kadar çok para vereceğini söyledim. Onu götürmek istiyordum, o direndi. Lütfen dedim, rica ettim, yalvardım. İkimiz de çok para kazanacağız dedim. Ama beni dinlemek istemiyordu. Nedense dinlemiyordu beni. Bilmiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Söz verdiğimi söyledim. Onu mutlaka odama götürmem lazımdı. Ama beni bırakıp gitti. Son olarak kapıda beni tersledi. Öğrendim ki o gece öldürülmüş. O gördüğün genç bu muydu? Evet, buydu. Tamam, anlaşıldı.
Alın bunu içeri. Daha bunun bildiği bir sürü şey vardır. Bize lazım olabilir. Hadi yürüyün. Hayır, ben size nasıl lazım olabilirim, bırakın beni. Sana inanmıştım. Bana yalan söyledin. Hadi konuş, konuş. Katil sensin, öyle değil mi? Doğruyu söyle, katil sensin. Bunu biliyorum. Hayır. Bana yalan söyledin. Evet, katil sensin. Hayır, hayır. Hayır, ben değilim. Doğruyu söyle bana, katil sensin. Bunu biliyorum. Neden doğruyu söylemiyorsun? Evet. Evet. Bütün gün kapısındaydım. Onun eve girişini görmeden ayrılamıyordum oradan. Çünkü ona aşıktım. Aynı gün öğle vakti gene kapı önünde bekliyordum. Telefonda görüşmem mümkün olmadığı için kendisini görüp konuşmam gerekiyordu. Evden çıkmıştı. Tam yanına gidecekken bir kadın çıka geldi. Yolunu kesti. İkisi de öfkeliydi. Atışıp itiştiler. Öbür kadın onu tehdit ediyordu. Günah benden gitti gibi sözler etti. Suzan çok sinirliydi. Yine konuşamamıştım. Tartışmalarının bitmesini bekledim. Gece oluncaya kadar oyalandım. Onu görmeliydim. Aşkımı anlatmalıydım. Eskisi gibi olmak istiyordum onunla. Ama yine konuşamadım. Süslü erkek çıka geldi. Çaresiz ayrıldım oradan. İşte böyle. Her şeyi anlattım size. O kadının ismini biliyor musun? İsmini bilmiyorum. Görsem tanırım. Bu güzel. Sana bazı resimler göstereceğim. Aralarında o kadın var mı bakalım? Kim o? Polis. Polis mi? Geçin. Size bildiklerimi anlatmıştım. Ama noksan anlattınız. Merkeze götürmek zorundayım sizi. Hayır, bunu yapamazsınız. Benim bir ilgim yok bu olayla. Lütfen müşkülat çıkarmayın. Bildiklerinizi orada anlatırsınız. Lütfen gidelim. Evet. Şimdi bize bütün bildiklerini anlat bakalım. Anlattım ya. Evet, ama noksan. Suzan'la alıp veremediğiniz neydi sizin? Bunu da nereden çıkardınız? Onunla bir alışverişiniz olduğunu biliyoruz. İnkar etme ve anlat. Sana anlat dedik. Peki, peki. Anlatacağım. Söylediğim gibi, kuafördeki kavgamızdan sonra... Şerefe. Şerefe. İşleri nasıl gidiyor, memnun musun? Bir iş adamıyla oturuyorum, adı Sinan. Bana büyük destek oluyor. Hı hı. Öf, ama ben daha fazlasını istiyorum. Benim kafamdansın. Senle iyi dost olacağız. Sanırım öyle olur. Ben de sana ısındım. Ama pezevenkler paranın yarısını kapıyor. Evet, haklısın. Ben iyi çevre edindim. Peşimden koşan çok. Özel müşteri olmazsa pezevenklerle çalışmıyorum. Yani müşteri seçiyorum. Çok güzel. Benim henüz fazla çevrem yok. Sonra Sinan'ın haberi kesinlikle olmamalı. Çok katı kurallıdır. Erkekleri bilirim. Çaktırmadan dümenini yürüteceksin. Bak ne diyeceğim. Bu akşam Adana'dan misafirlerim geliyor. Onun arkadaşı için birini arıyordum. Bu pekala sen olabilirsin. Uygun. Müsaitim ben. Para da kesintiye uğramaz. Hmm. Üstelik çok da bonkör der. Hmm. Bu defa ortaklığımızın şerefine. Şerefe. Önceden anlattığım gibi arkadaşlığımız çok yönlü olmuştu. Ben o sıralar bir iş adamıyla beraberdim. Suzan'ı onunla tanıştırdım. Ama Suzan sinsi biriymiş. Benim erkeğim elimden aldı. Bunu tesadüfen öğrendim. Yolum Suzan'ın evinin yakından geçiyordu. Uğrayayım dedim. Bir de ne göreyim? Benimkinin otomobili oradaydı. Sinan'ın arabası bu. Demek Sinan burada. Gösteririm ben onlara. Hemen anladım. Sinirlerim tepemdeydi. Beni hiç beklemiyorlardı.
Suzan içeriye girmeme mani olmak istiyordu ama beceremedi. Suçüstü yakalamıştım onları. Arkadaş bildiğim Suzan meğerse bir şeytanmış. Hakaret edip ayrıldım oradan. Suzan sevgilimi almıştı elimden. Hazmedemiyordum. İntikam almak istiyordum. Nihayet bu fırsat çıktı karşıma. Sürekli gittiğimiz kulüpte Poker Nico diye biri vardı. Bir de baktım ki Suzan onunla anlaşmış, benden kaptığı erkeği sövüşlüyorlar. Çok güzel bir fırsat yakalamıştım. Bundan yararlanmak daha akılcı bir fikirdi. Öyle de yaptım. Suzan'dan pay istedim. Önce itiraz etti. Yaptıklarını anlatırsam başına geleceklerden söz ettim. Korktu ve bir miktar para verdi. Kabul etmedim. Üzerini sonra veririm. Şimdi yok dedi. Kabul ettim. Ama süre dolmasına rağmen hala ödemiyordu. İşte size her şeyi anlattım. Demek Poker Nico ile beraber tezgahlayıp onu öldürdünüz ha, öyle değil mi? Hayır, böyle bir şey yok diyorum size. Hayır, yok böyle bir şey. Hayır diyorum size. İnkar etme. Öldürdün onu. Hayır diyorum. Bunu biliyoruz. Hayır. İnkar etme. Hayır, yok böyle bir şey diyorum. Kim o? Aç kapıyı polis. Bir dakika. Dikkat, aynasızlar geldi. Emredin komiserim. Poker Nico'yu arıyorum. Benim. Benimle merkeze geleceksin. Nedenini öğrenebilir miyim? Bunu merkezde konuşuruz. Öğrenmek benim hakkım değil mi? Gidelim lütfen. Hadi. Allah Allah. Ne yaptım ben ya? Suzan'ın ölümüyle hiçbir ilgim yok benim. Sana nasıl inanalım? Jale ile bir olup öldürdünüz onu. Hayır. Böyle bir şey yok. Neden yapayım bunu? Kumarhanede döndürdüğünüz dolaplardan haberimiz var. İnkar etmek yersiz. Konuş! Kumar müptelasıyım. İnkar etmiyorum. Onu kulüpte görüyordum. Yanına oturdum. Merhaba, adım Neco. Poker Neco derler bana bu alemde. Evet, ne istiyorsun? Bir süredir görüyorum seni buralarda. Yağlı kapıyı bulmuşsun ama açamıyorsun. Anlamadım, neden bahsediyorsun sen? Paradan bahsediyorum. Para mı? Ne parası? Hayal değil, cebine girecektik, o paradan bahsediyorum. Hala hiçbir şey anlamadım ben. Sen güzel bir kızsın. Dalganı da bulmuşsun ama sağamıyorsun. Bu inekleri sahacaksın, yoksa para çıkmaz bunlardan. Ne öldürürler ne yaşatırlar. Gençliğin gitti mi de atarlar kenara. Çok açık sözlüsün. Kızım dinle beni. Herkesin bir işi vardır. Benim işim de sürekli böyle inekleri sağmak. Geçimimi kumardan sağlarım ben. Hayatta başka iş bilmem. Benle işbirliği yaparsan ekmeği paylaşırız. Peki nasıl olacak bu iş? Ben pek anlamam bu oyunda. Ortak çalışacağız seninle. Anlaman gerekmez. Yapacağın iş gayet basit. Yarın buluşalım, sana her şeyi anlatırım. Peki, tamam. Fazla konuşup kerizlerin dikkatini çekmeyelim. Randevulaşıp yarın buluşalım. Kimseye de bahsetme bundan, tamam mı? Ben sana telefonumu vereyim. İnkar etmiyorum. Benim cinayette bir ilgim yok. Pekala, biliyorsun bunu. Suzan'ı sen mi öldürdün? Neden böyle bir şey yapayım ben? Yapmadığını ispatla. Size anlatayım. Benim Suzan'la bir ilgim yok. Onun arkadaşı Elif benim sevgilimdi. Elif'le buluşmak için onun evine giderdim. Elif Suzan'ın çocukluk arkadaşıymış. Annesi ölünce Suzan'la oturmaya başlamış. Tanıştık. Birbirimizi sevdik. Hayır Murat, olmaz. Daha fazla ileriye gidemeyiz. Seni seviyorum ve arzuluyorum. Nasıl olsa olmayacak mı? Evlenmeden önce hayır. Ben de seni seviyorum ama rahmetli anneme sözüm var. Buna kesin kararlıyım.
Bu tutuculuğumdan dolayı istersen bırakabilirsin beni. Sen neler saçmalıyorsun Elif? Ben sensiz nasıl yaparım? Biz ölünceye kadar birlikte olacağız. Anlayışına teşekkür ederim. Annem benim mutlu olduğumu görmek istiyordu. Gözü arkada kalmayacak. Ben de tutucu bir ailedenim ve sen haklısın. Evleninceye kadar istediğin gibi olacak. Şimdi seni daha çok seviyorum. Bekle beni, hemen geliyorum. Hoşça kalın. Her gün başka bir erkek. Nasıl olabilir? Aklım almıyor bir türlü bu işi. Bana da çok ters geliyor. Kendisiyle bu konuda devamlı tartışıyoruz. Ama o kendince haklı. Hiçbir erkek için özveride bulunmaya, evde gün geçirmeye, akşam da erkek kaprisi çekmeye değmez. Sen öyle sadakatli kalsan bile erkek bir fırsatını buldu mu kaçırmaz görüşünde. Her erkeği aynı şekilde suçlayamaz. En azından ben. Anlaşan ve birbirini seven eşler bunu asla kabullenemez. Bu konuda kendim kadar sana da güveniyorum. Güvenin hiçbir zaman sarsılmasın sevgilim. Ama aklım hep burada sende kalacak. Çok gelen giden var buraya. Sen beni merak etme. Suzan kardeşim gibidir. Gene de tedirginim. Sen beni merak edip de derslerini aksatma orada, tamam mı? Peki, tamam. Gidiş günün belli mi? Evet, haftaya perşembe. Yani tam bir hafta var. Seni çok özleyeceğim. Ben de seni. Her gün telefonla ararım seni. İşte, gördüğünüz gibi cinayetle bir ilgim yok. Olan zavallı Elif'e oldu. Peki Elif neden intihara teşebbüs etti? Buna ben de anlam veremedim. Staj için Avrupa'ya gittiğimde olan olmuş. Döndüğümde Elif'i gördüm. Bakıyor, görmüyordu. Ölü gibi yatıyordu. Ne istiyorsun? Abim Bey'e gönderdiler beni. Niçin? Faili bulunmayan cinayetle ilgili. Ne dedin? Ne oluyor? Amirim, Suzan işinin sonuna geldik galiba. Kimsin? Anlat, ne biliyorsun? Adım Ciko Hasan, çöplükte kağıt toplarım ben. İşte o gün de çöplüğe gitmiştim. Her zamanki gibi çöplükte kağıt topluyordum. Sonra bir kenara oturayım dedim. Yorulmuştum. Vakit gece yarısıydı. Etrafta kimse yoktu. Birden ayak sesleri duydum. Baktım, genç biriydi gelen. Etrafı da bakındı ama beni görmedi. Elindeki çantayı çöplüğe attı ve hızlı çekip gitti. Meraklandım. Kalkıp çantayı aldım, içine baktım. Bir kızın resimli cüzdanı var. Sonradan bu kızın resmini gazetelerde katili bulunmayan kız olarak gördüm ve size geldim. İşte çanta ve ölen kızın resmi. O kişiyi görsen tanır mısın? Tanırım elbette. Bana zanlıların resmini getirin. Hadi gel bakalım. Bu iş buraya kadar. Beni bırakıyorsunuz değil mi? Suçlu olmadığımı anladınız herhalde. Onu sen öldürdün. İşte ispatı. Seni gören tanık da burada. İnkar etmeyi bırak. Konuş. Neden öldürdün? O bir fahişeydi. Ölmesi gerekiyordu. Her şeyi o tezgahladı. Elif onun yüzünden bu hale geldi. Temiz aşkımız felaketle bitti. Suzan cezasız kalmamalıydı. Onu öldürmeyi kafama koymuştum. Ölmeliydi, ölecekti. Sen gerçekten güzel kızsın ama kafan çalışmıyor Elif. Neden öyle söylüyorsun? Yani aptal mıyım ben? O manada değil. Yani değerini bilmiyorsun. Gene aynı konu. Evet. Çünkü bir zamanlar ben de senin gibiydim. Ama artık bunun boş olduğunu anladım. Şimdiki durumumu da görüyorsun. Bir elim yağda, bir elim balda. Bu sırada Suzan Elif'i benimle pazarlamış. Bunu fark eden Elif, yedi bu ikinci darbeden sonra intihar etmiş. Suzan bunun bedelini ödemek zorundaydı. Onun için geri döndüm. O gece eve gelmesini bekledim ve onu ellerimle boğdum. Bu fahişi bunu hak etmişti.
Hiç pişman değilim.